Şurada bir tane, tabii bir tane dikdörtgen veriliyor. Şöyle dikdörtgen olarak. Ortadan kesilmiş. Sonra üst üste getirilerek şuradaki şekil oluşturulmuş. Ağırlık merkezlerinin arasındaki mesafe sorulur. Tabii geometrik olarak işlem yapabiliriz ama şöyle bir yaklaşım takip etmek de mümkün. Eğer biz üçgenimizin köşe koordinatlarını biliyorsak, diyelim ki şurası A köşesi olsun, 2,3 olsun. Burası B köşesi, burası işte 4, diyelim ki 1 olsun. Buradaki köşe C köşesi, orası da 3,2 olsun mesela. Eğer biz ağırlık merkezinin koordinatlarını bulmak istiyorsak bu üçgenin, şöyle bir yaklaşım takip edebiliriz. Koordinatları belliyse, apsislerini toplayıp 3'e bölersek ağırlık merkezinin apsisini bulabiliriz. Yani 2 artı 4 artı 3 bölü 3 ağırlık merkezinin apsisini verir. Aynı şeyi ordinatlar üzerinde de yapabiliriz. Ordinatları toplayıp 3'e böldüğümüz zaman ağırlık merkezinin ordinatını bulabiliriz. Yani şuradaki ağırlık merkezlerini koordinat üzerinden hesaplamak mümkün. Şunu siliyorum. Şimdi ilk halinde, şu şeklin ilk halinde bir tane koordinat sistemi oluşturalım. Mesela buradan geçen bir koordinat sistemi çizelim. Şöyle. Şöyle çiziyorum. Diğeri de buradan geçsin. Evet, şöyle bir koordinat sistemi çizdik. Şimdi biz yukarıdaki pembe üçgenin ağırlık merkezini, yani G1'in koordinatlarını bulabiliriz. Şu köşenin koordinatları orijin olduğu için zaten 0'a 0. Bu noktanın koordinatları 0, 0. Sonra şuradaki uzunluk 3 birim. Soruda 3 birim olduğu söylenmiş. Burası 3 birim. O halde bu noktanın koordinatları, şu an boyadığım noktanın koordinatları 3,0 olacak. Apsis 3. Onu biz istediğimiz gibi çizebiliriz. Yani ben koordinat sistemini buradan da çizsek sonuç aynı olacak. Çünkü bunların koordinatları çok büyük çıkar o zaman. Ama biz aralarındaki mesafeyi hesaplayacağız. Mesafe hesabında sorun çıkarmasın. Şu uzunluk 3 birim. Ordinatı yok. Eksen üzerinde olduğu için 0 çıkacak. Şurası da y ekseni. Sonra şimdi gelelim şu köşenin koordinatlarına. Bunun apsisi de 3 zaten. Şurası 90 derece olduğu için apsisi 3. Yukarıya doğru 2 birim gitmiş. Bunun koordinatları da 3'e 2 olacak. Şunun koordinatlarını da bulabiliriz. Aşağı doğru 2 birim gelmiş. Tabii x değeri yok y ekseni üzerinde. Apsisi 0, y değeri eksi 2. Şimdi eğer G1'in koordinatlarını bulmak istiyorsak, G1'in koordinatlarını, bu yukarıdaki üçgenin ağırlık merkezi, köşe koordinatlarını toplayıp 3'e bölmeliyiz. Yani apsisi bulmak için apsisleri toplayıp, şunları toplayıp 3'e böleceğiz. 0 artı 3 artı 3 bölü 3 apsisini verecek. 0 artı 3 artı 3 bölü 3, 3'e bölüyoruz. Ordinatlarını da 3'e böleceğiz. 0 artı 2 artı 0. 0 artı 2 artı 0 bölü 3. Şunu saydık. Yukarıdaki üçgenin köşe koordinatlarını alıyoruz şu an. Yukarıdaki üçgenin. Aşağıdakini ayrıca alacağız. Toplayıp 3'e bölersek ağırlık merkezi gelecek. Buradan G1'in koordinatları şurası 6 bölü 3'ten 2, diğeri de 2 bölü 3. Koordinat olarak böyle. Aynı şeyi aşağıdakine yapacağız. G2'nin aşağıdaki üçgenin ağırlık merkezi. Köşeler 0'a 0, 3'e 0, 0'a eksi 2. Apsisleri 0, 3, 0, 0 artı 3 artı 0 bölü 3, virgül ordinatları 0, 0, eksi 2. 0 artı 0, eksi 2 bölü 3 olacak. Buradan G2, bunları 3'e bölersek 1, diğeri de eksi 2 bölü 3. Şimdi bizden istenen bu ikisinin arasındaki mesafe. Eğer iki nokta arasındaki mesafeyi hesaplamak istiyorsak birçok yöntem var. Yani aslında formülü var. Bir tane yöntem var. Formülünü kullanarak hesaplayabiliriz. Ama formül yerine kısaca şunu da yapabiliriz. Alt alta geldiler zaten. Birbirinden çıkarabiliriz. 2'den 1'i çıkarıyorum. 2 eksi 1. 1 bunun karesini alacağız. Artı. 2 bölü 3'ten eksi 2 bölü 3'ü çıkarıyorum. Tabii eksi olduğu için artıya dönüşecek. Artı 4 bölü 3. Bunun karesini alacağız. Ve tamamının da karekök. İki nokta arasındaki uzaklık böyle hesaplanabilir. G1, G2 arasındaki mesafe.
Absisler farkının karesi, ordinatlar farkının karesi, toplamlarının da karekök. Şurası 1, 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9. Bu 25 bölü 9'un karekökü. Buradan da karekök alınırsa 5 bölü 3 gelir.